Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız ama her zamanki gibi önce bazı başlıklar. Musul'da operasyon 17. gününde ama DAEŞ'e karşı savaşan askeri güçler şimdi kum fırtınasıyla boğuşuyorlar. Aktaracağız. Andersen masallarının arkasındaki gerçek öyküleri öğrenmek ister misiniz? Bunun için Danimarka'ya gitmek gerekecek. Çünkü bu büyülü dünyanın müzesi açılıyor. Anlatacağız. Ve Harlem Globetrotters dünyanın en eğlenceli basketbol takımı. Biraz sonra onların son gösterilerinden harika görüntüler gelecek ekranınıza. Dünyanın haberi başlıyor. Evet, Musul'da farklı güçlerin düzenlediği operasyona kötü hava şartları darbe vuruyor. Operasyondaki savaş uçakları ve insansız hava araçlarının yoğun sis ve kum fırtınası nedeniyle verimli kullanılamadığı belirtildi. 2 yıldır terör örgütü DAEŞ'in elinde olan Musul'un geri alınması için düzenlenen operasyonda dün Irak ordusu ilk kez kente girmişti. Bu arada Irak güçlerinin Musul'un doğusundaki semtlerden 3000'den fazla sivili tahliye ettiği bildirildi. Irak Devlet Televizyonu'nun haberine göre terörle mücadele gücü 1. Tümen Komutanı General Sami El Aridi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3000'den fazla sivilin Kerama ve Gökçeli semtlerinden tahliye edilerek geçici olarak inşa edilen kamplara yerleştirildiğini söyledi. Operasyonla ilgili de bilgi veren Aridi, Irak terörle mücadele güçleri tamamen kurtarılması için Musul'un doğusundaki Kerama semtinde ilerliyor diye konuştu. Şimdi sırada Irak'tan izleyeni şaşırtan, sosyal medyada tartışmalara neden olan bir görüntü var. Bu görüntü sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Rekor sayıda izlenme alıyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaydedildiği belirtilen görüntünün bir güvenlik kamerasıyla elde edildiği anlaşılıyor. Peki ya görüntüdeki olay? Bir arabada bomba patlıyor ya da bombaya benzeyen bir patlama oluyor. Ardından olay yerine çok sayıda kişi gelip yere yatıyor. Sanki patlama sonucu hayatlarını kaybetmiş ya da yaralanmışlar gibi. Ardından da olay yerine ambulanslar ulaşıyor. Sosyal medyadaki yorumlarda bu görüntünün kurmaca bir patlama sahnesi olduğu ve propaganda amacıyla çekildiği iddia ediliyor. İnanılması güç ama Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde tablo değişti. 8 Kasım'daki Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine bir hafta kala Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Hillary Clinton hakkındaki ikinci FBI soruşturmasının ardından yarışa geri döndü. Trump aylar sonra anketlerde yeniden öne geçti. Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki çekişmede mahkemeye taşındı. Demokrat Parti Trump'ın destekçilerinin seçmene baskı yaptığı gerekçesiyle dava açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerde tablo değişti. 8 Kasım öncesi geri sayımda son bir haftaya girilirken anket sonuçları Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı aylardır ilk kez önde gösteriyor. Washington Post ve ABC televizyonunun son anketlerine göre Trump, Clinton'ın bir puan önüne geçmiş durumda. Yabancı ve Müslüman karşıtı söylemleri ve ard arda patlak veren skandalları sebebiyle Donald Trump, 23 Mayıs'tan bu yana yapılan anketlerde rakibi Clinton'ın gerisinde kalıyordu. FBI'ın hakkındaki e-posta soruşturmasını yeniden açması, Hillary Clinton'ın oylarını düşürmüş gibi görünüyor. Demokrat aday Clinton, Florida'daki mitinginde Trump'a yüklendi. Clinton'a Trump'ın çok kilo aldı diyerek eleştirdiği 1996 kainat güzeli Alicia Machado'da destek oldu. Trump, kadınları aşağılamak, hor görmek, hakaret ve taciz etmekten oluşan 30 yıllık bir geçmişe sahip. Görünüşleri için onları eleştiren bir zorba. Amerikan ekonomisinde yanlış olan her şeyin bir sembolü gibi. Clinton için tamamen yozlaşmış ifadesini kullanan Trump'sa, erken oy veren seçmene karar değiştirerek kendisini tercih etmeleri çağrısında bulundu.
Amerikan Başkanı Barack Obama ise Trump'ın seçmenlerine seslendi, sizi kandırmasına izin vermeyin dedi. Çalışan kesim hiçbir zaman Trump'ın umrunda olmadı. Hadi ama şu adama inanabiliyor musunuz? Partiler arasındaki gerilim de artıyor. Demokrat Parti, seçimlerin Florida dışındaki kritik eyaletlerinden kabul edilen Ohio, Arizona, Nevada ve Pensilvanya'da seçmene Cumhuriyetçi partiler tarafından baskı yapıldığı gerekçesiyle dava açtı. Amerikan halkı 8 Kasım Salı günü ülkenin yeni başkanını seçmek için sandık başına gidecek. New York, dünyanın sayılı kentlerinden birisi. Aynı zamanda çok önemli bir finans merkezi. Kentte pek çok ünlü simge yapı, müze, üniversite ve turistik mekan var. Neredeyse tüm dünyada tanınan bu kenti büyük bir tehlike bekliyor. Küresel ısınma ve su baskınları. Kenti sık sık fırtınaların vurmasından kaygı duyuluyor. Bu kötü senaryoya karşı New York Belediyesi de boş durmuyor, önlem alıyor. Hayata geçirilmesi planlanan çok iddialı bir projenin ayrıntılarına bakacağız şimdi. New York dünyada en çok tanınan kentlerden biri. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli finans merkezi. Kentin gayri safi yurt içi hasılaya katkısı %10'u buluyor. New York aynı zamanda dünyada gayrimenkulün en pahalı olduğu yerlerden biri olarak biliniyor. Ancak kenti bekleyen büyük bir tehlike var. Su baskını tehdidi. New York kenti aslında bu tehlikeye 2012'deki Sandy fırtınasında tanıklık etti. Fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgalar nedeniyle kıyı bölgelerindeki 88 bin binayı sel bastı, metro çalışmadı, elektrik hatları çöktü. Uzmanlar küresel ısınma nedeniyle New York'u sık sık bu tür fırtınaların vurabileceğini ve su baskınları yaşanabileceğini söylüyor. İklim değişikliği nedeniyle fırtına ve kasırgalar daha da güçlü hale gelecek. Bunların New York'u vurma riski de artacak. Dolayısıyla zaten halihazırda giderek artan deniz suyu seviyesi daha da yükselecek. İşte bu uyarıları dikkate alan New York Belediyesi iddialı bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında Manhattan'da deniz kıyısında tampon bölge oluşturulacak. Olası bir fırtınada suyun evleri derlemesini engellemek için koruyucu bir duvar inşa edilecek. Proje başarılı olursa kapsamı daha da genişletilecek. Biz tehlikeye karşı bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Felaket başımıza gelmeden önce önlem almak için çabalıyoruz. Umarız tüm dünya doğal afetler konusunda böyle davranır. Uzmanlar, gerekli önlemler alınmazsa New York'u vuracak fırtına ve su baskınlarının 90 milyar dolar zarara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Avustralya'da Sydney Üniversitesi öğrencileri yasta. Belki inanmayacaksınız ama öğrencileri bu kadar üzen şey bir ağaç. Sydney Üniversitesi'nde kampüsle özdeşleşen ve mor çiçek açan ağaç bilinmeyen bir nedenle devrildi. Öğrenciler üzüntülerini dile getirmek için sosyal medyaya yönelince olayın yankıları ülke sınırlarını bile aştı. Jakaranda ağaçları. Avustralya'da bahar aylarında çiçek açan bu ağaçlarla caddeler ve sokaklar mor renge bürünüyor. Bunun için özel festivaller bile düzenleniyor. Jakaranda ağacı, Sydney Üniversitesi'nin de önemli sembolleri arasındaydı. Ta ki hafta sonuna kadar. Kampüsteki jakaranda ağacı, cumartesi günü bilinmeyen bir nedenle devrildi. 88 yıllık ağacın kökünden sökülmesi, öğrencileri gerçek anlamda yasa boğdu. Öğrenciler duygularını ifade etmek için sosyal medyaya yönelince, jakaranda ağacı, sadece üniversitede değil, tüm Avustralya'da en çok konuşulan konulardan biri haline dönüştü. Okul yönetimi de bir basın açıklaması yayımladı, ağacın devrilmeden önce son bir kez açtığına dikkat çekildi. Jakaranda ağacının yaşlandığı için devrildiği tahmin ediliyor. Kampüsteki jakaranda ağacı sadece fotoğraflar için iyi bir fon oluşturmakta kalmıyordu. Öğrenciler bu ağaç çiçek açmadan önce çalışmaya başlamazlarsa sınavlarını geçemeyeceklerine inanıyordu. Okul yönetimi şimdi kampüse yeni bir jakaranda ağacı dikmeyi planlıyor. Sırada farklı gelişmeler ve görüntülerden derlediğimiz bir haber turu var.
İngiltere'de yoğun sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü. Buna rağmen Gatwick Havalimanı'nda iniş kalkışlara devam eden uçaklar sıra dışı görüntüler oluşturdu. Hiçbir görsel referansa sahip olmayan pilotlar akıllı iniş sistemiyle uçakları güvenle piste kondurmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde nefes kesen bir soygun anı. Eczanede soyguncularla karşılaşan izindeki polis memuru silahlı kişilerle hem silahını hem de beden gücünü kullanarak mücadele etti. Soygunculardan biri kaçmayı başardı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Bu görüntü ise dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bir tür deneyden alınmış. Teleskop yıldızlara sabitlenmiş. Kaydedilen görüntü hızlı okununca ortaya farklı bir sonuç çıkmış. İrlanda'da bir yerel televizyonda Cadılar Bayramı şakası. Hava durumunu sunan spikerin üstüne yıldırım düşüyor ve spiker bir anda ekrandan kayboluyor. Spikerin yaşadığı şaşkınlık bir yana, bu tuhaf şaka sosyal medyada izleyici rekorları kırıyor. Bu defa gerçek bir yıldırım düşme anı, talihsizliğin yaşandığı yer Zimbabwe, şemsiyesiyle yağmur altında yürüyen kadının üstüne yıldırım düşüyor. Neyse ki kadın kurtuluyor. Hans Christian Andersen, masalları tam 160 dile çevrilmiş bir yazar. Dünyanın dört bir yanında çocuklar onun masallarını okuyarak büyüyor. 140 yıl önce yaşamını yitirdi ama kitapları hala çok seviliyor. Şimdi ünlü yazarın doğum yeri Danimarka'da yeni bir müzede açılacak. Bu müze Hans Christian Andersen'in büyülü dünyasını yansıtacak. Kibritçi Kız, Karlar Kraliçesi, Küçük Deniz Kızı, Çirkin Ördek Yavrusu, Parmak Kız. Klasikleşen ve tüm dünyada tanınan bu masalların altında Danimarkalı yazar Hans Christian Andersen'in imzası var. Andersen, tam 140 yıl önce ölmesine rağmen kitapları hala çok okunuyor ve hala çok seviliyor. Dünyada kitapları en fazla dile çeviren yazar unvanına sahip Andersen, aynı zamanda Danimarka için çok önemli bir kültür simgesi. Özellikle Kopenhag'daki Küçük Deniz Kızı heykelini görmek için çok sayıda turist kenti ziyaret ediyor. Danimarka şimdi bu turistlerin sayısını daha da artırmak için büyük bir Hans Christian Andersen Müzesi inşa etme hazırlığında. Andersen'in doğum yeri Odense'de kurulacak müze tam 5600 metrekarelik bir alana yayılacak. Müze Andersen'in masal dünyasını eşsiz bir şekilde yansıtacak. Hem çocuklara hem de büyüklere hitap edecek. Müze mimarisinin sınırlarını zorlayacağız. Daha önce hiç denenmemiş şeyleri deneyeceğiz. Proje, uluslararası bir firmanın 33 milyon dolarlık bağışı sayesinde hayata geçiriliyor. Harlem Globetrotters bir basketbol takımı ama elbette diğerlerinden çok farklı. New York'ta kurulan bu takım basketbolu komedi ve şovla birleştiriyor ve renkli gösteriler hazırlıyor. Son olarak New York'ta öğrencileri eğlendirdiler. Şimdi o anlara biz de tanıklık edeceğiz. Harlem Globetrotters basketbol takımı New York'lu öğrencilere sürpriz yaptı. Takımın yıldızları bir bando ekibiyle sahaya çıktı ve öğrencilere son numaralarını gösterdi. Öğrenciler basketbolu komedi ve şovla birleştiren takımın gösterisini ilgiyle izledi. Harlem Globetrotters oyuncuları zaman zaman gösterilerine öğrencileri de dahil etti. Evet, bu görüntülerle dünyanın haberi sona erdi. Hoşça kalın.